Vaşinqtonun Türkiyənin iki nazirinə qarşı sanksiyaların tətbiq etməsindən sonra NATO müttəfiqləri olan Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə arasında münasibətlər daha da gərginləşib. ABŞ və Türkiyə arasında münasibətlərdə son gərginlikləri Türkiyə İrsi Fondunun prezidenti Ali Çınarla müzakirə etmişik. Əli bəy, Vaşinqton administrasiyası Türkiyənin iki nazirinə sanksiyalar elan edib, Ankara buna cavab addımları atılacağını bildirib. Sizin özünüzün buna reaksiyanız nə oldu? Evet, biz Amerikan toplumu olarak bu durumdan çok üzüntülüyüz açıkçası. Rahip Brunson konusu 1,5 yıldır aslında Türk-Amerikan ilişkilerini etkilemeye devam ediyordu. Türkiye'den Amerika'ya gelen resmi yetkililere de bu durumun sıkıntılı olduğunu, çözülmesi gerektiğini vurguladık. Yarın Dışişleri Bakanı Pompeo ile Çavuşoğlu Singapur'da saat 7.30'da bir araya gelecekler. Şu anda bir açık iletişimle bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Türk tarafı herhangi bir yaptırım vermedi, yapmadı misilleme olarak. Diyalogla, diplomatik kanallarla bu işi çözmeye çalışıyor. Ali Bey, sizce sanksiyaların hansı tesirleri, hansı efektleri olabilir? Yaptırım konusunda iki bakana, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na yasak konması, mal varlıklarına el konması Amerika'da, girişlerine dahil yasaklanması tarzındaki yaptırımlar tabii ki çok ağır. Bu liste genişleyebilir. Bunun etkisi ilk önce bu olabilir. İkincisi ekonomik yaptırımlar. Türk-Amerikan ticaret hacmi 17 milyar dolardı geçen sene ve Trump döneminde %16 artış gösterdi. Yapılacak yaptırımlardaki Senato'da bunu vurguluyor. Uluslararası finans kurumlarının Türkiye'ye kredi borç vermemesi konusunda bir yaptırım olur. Bu da ekonomik anlamda Türk-Amerikan ilişkilerine de zede verir. Yani hem kişisel hem de ekonomik anlamda ilişkide zarar olur. Rəsmi Ankara'da Vaşinqtonun sanksiyalarına cavab olarak cavab addımları atacağını bildirib. Sizce Türkiye hansı addımları ata bilər və bunun təsirləri nə ola bilər? Türkiye'ye de aynı şekilde bunu biz vize krizinde gördük. Amerika Birleşik Devletleri vize kısıtlaması koyduğunda Türkiye de aynı şekilde kısıtlama koymuştu. Türkiye'nin de yapacağı buradaki Adalet Bakanı'yla İçişleri Bakanı'na yaptırım verilmesi, daha sonra da ekonomik anlamda bazı yaptırımların misilleme olarak yapması görülebilir. Ama anladığım kadarıyla şu anda bir diyalog devam ediyor. Yani diplomatik alanda bunun çözülmesi, ki zaten Türkiye rahibi hapisten çıkarıp ev hapsine bırakması aslında olumlu, iyi bir adım. Bunu Amerikan Dışişleri Bakanlığı da söyledi. O nedenle bir çözüm yolu, yargı yoluyla da bir çözüm yolu bulunmasını biz ümit ediyoruz. Ali Bey, siz Amerika'da fəaliyyət göstərən bir təşkilat olaraq iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması üçün hansı işlərin görülməsini vacib sayırsınız? Öncelikle güvenin tekrar bir araya gelmesi gerekiyor. Başkan Trump döneminde Türk-Amerikan ilişkileri beklenenden daha bir kötü yol aldı. Askeri alanda yine ortak çalışmalar devam ediyor. Bilhassa MİM-3 konusunda Pentagon'un Türk askeriyesiyle ilişkisi iyi. Ama genel olarak FETÖ konusu, Fethullah Gülen'in geri iade edilmemesi, rahip sorunu gibi konular devam ediyor. Rusya'nın Türkiye ile yakınlığı da Washington DC'de rahatsızlık yaratıyor. Bilhassa S-400 dediğimiz füze alımı ile ilgili. O nedenle Türkiye'nin bir orta yolu bulup Amerika ile güven tazelemesi gerekiyor. Aynı şekilde Amerika'nın da Türkiye'nin beklentilerini bir araya getirmesi gerekiyor. Karşılıklı iletişim, açık diyalog ve birbirini daha yakından anlama en önemlisi. Aksi takdirde böyle sosyal medyadan basın yoluyla sert demeçler ilişkileri zedeler. Bilhassa Türk düşmanlarına da bir imkan verir, sevinmelerine yol açar. Ali Bey, çok teşekkür ederim müsahibiye göre. Teşekkürler, iyi yayınlar.